Şimdi sizlerle gerçek hayatta yaşanmış anne evlat üzerine kısa bir öyküyü paylaşacağım. Sonuna kadar dinlerseniz sevinirim. Annemin bir gözü vardı ve ondan nefret ediyordum. Çünkü çok kötü bir dış görünüşü vardı. Ve onun yüzünden herkese rezil oluyordum. Okulumda temizlikçi olarak çalışıyordu. Bir gün sınıfıma girmişti ve öğretmenime derslerimin nasıl gittiğini sormuştu. Onu tanımıyormuş gibi yapmıştım ve nefretle gözlerine bakmıştım. Bir gün sonra herkes benimle dalga geçmeye başlamıştı. Herkese rezil olmuştum ve anneme gittikçe nefretim büyümüştü. Annemin ölmesini bile istemiştim. Eve geldiğimde anneme bağırıp çağırdım. Senin yüzünden okulda benimle dalga geçiyorlar. Şu yüzünün haline bakar mısın? Diye öfkelendim. Bana hiçbir şey dememişti. Ve dediklerimden hiç pişmanlık duymuyordum o an için. Okulda her şey çok iyi gidiyordu. Ve bir süre sonra yurt dışında okumaya karar vermiştim. Diplomamı aldıktan sonra evlenmiştim. Karımla ve çocuklarımla çok mutluyduk. Bir gün kapı çalmıştı ve oğlum koşarak kapıyı açmıştı. Karşısında annemi görünce dış görüntüsünden korkmuştu. Yaklaşık 10 senedir annemle ne konuşmuştum ne görüşmüştüm. Sinirlenip onu evimden kovmuştum. Git buradan, çocuklarımı korkutuyorsun dedim. O da herhalde yanlış adrese geldim, özür dilerim diyerek çekip gitti. Aylar sonra annemi rüyamda görmüştüm. Onu çok özlediğimi fark edip yanına gitmeye karar vermiştim. Oraya vardığımda kapıyı kimse açmamıştı ve kendimi çok suçlu hissetmiştim. Komşu beni görünce dışarıya çıkmıştı. Benim kim olduğumu sormuştu çünkü onca zaman sonra beni tanıyamamıştı. Annemin vefat ettiğini söylemişti bana. Elime bir mektup vermişti ve annemden olduğunu söylemişti. Sevgili oğlum, seni o kadar çok düşündüm ki, seni o kadar çok özledim ki bilemezsin. O kadar çok ağladım ki yanımda olmadığın için. Ve sana o kadar ihtiyacım vardı ki. Zamanla kendimi yalnız hissetmeye başladım ve gittikçe hastalandım. Senden çok özür dilerim oğlum. Benim yüzümden herkese, arkadaşlarına rezil olduğun için, çocuklarını dış görüntümle korkuttuğum için özür dilerim oğlum. Bilmediğin bir şey bilmeni isterim. 2 yaşında babam ve sen trafik kazası geçirmiştiniz. Baban orada hayatını kaybetmişti ve sen bir gözünü kaybetmiştin. Ve ben bir anne olarak senin bir göz ile büyümeni istememiştim. Bu yüzden benim bir gözümü sana vermiştim. Ameliyat başarıyla sonlandığında dünyanın en mutlu annesi olmuştum. Benim gözümle dünyaya yeniden 2 gözle baktığın için seninle gurur duyuyorum oğlum. Gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum. Ve seninle hala gurur duyuyorum. Hayatında başarılar dilerim. Ve torunlarını benim için bir kez öper misin oğlum? Seni çok ama çok seven annem. Evet arkadaşlar, yaşanmış gerçek bir olay. Şunu söyleyelim ki, ne olursa olsun, kim olursa olsun, annemizin kıymetini bilelim. Ne olursa olsun, kaybettikten sonra anlamını
ya da değerini bilmemiz hiçbir şey fark etmez. Tekrardan diyeceğim şudur ki, ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ne olursa olsun, kız için, erkek için, sevdiğiniz için, ne olursa olsun, annemizi üzmeye, onu zerre kadar incitmeye hiçbir şey kuvvet yetmesin diyoruz. Tekrardan şiire katlandığınız için ya da öyküye katlandığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şiiri arkadaşlarınızla paylaşırsanız minnettar kalırım. Kendinize iyi bakın, esen kalın.